Rahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Yeni Allah'ın ikram ettiği bir nimeti sizinle paylaşacağım. Böyle bir şeyi son tarihlerde Allah'ın ikramı görmedim. Bu son birkaç ayda, son ayların en güzel bir Cenab-ı Hakk'ın bana ikramlarından dolayısıyla hepimize ikramıdır bu ders. Böyle bir şey duymadım, bilmiyordum. İkramı olduğunu anlatmak için duruyorum. Ona göre dinleyin. Bakayım değer verebilecek misiniz? Korkunç bir şey. Enfusi alemini fethetme yöntemi. Başlık birinci madde. İki, şeytanın gücünü gücüne dönüştürme. Bir de okuyorum. Enfusi alemini fethetme yöntemi. Şeytanın gücünü gücüne dönüştürmek. Şeytanın gücünü gücüne dönüştürmek. Böyle bir şey bilmiyordum. Bu normal bir kafayla da bilinecek bir mevzu da olduğuna inanmıyorum. Bu işte meşgul olan bir insanım. Bir tane şeyini bile kaçırmayın cümleyi. Şeytanın gücünü kendi çeviriyorsun. Kendi gücüne çeviriyorsun. Yani son tarihlerin çok mübalağa etmiyor. En hoş bir Allah'ın ikramı ihsanı. Bilene tabi. Şeytanın hikmeti de bir tanesi de bu. Tamam mı? Mesela şeytan sırf vahidi kıyasıyla onu okuyacağım size. Devam ediyor mana. Hala devam ediyor. Yani çok acayip, onun altında şu anda bloktayım. Okuyorum. Bakayım mübalağa mı? Birisine çok zor durumdaymış. Kur'an okuyordu telefonda. Kur'an'ımı okuyordum zaten. Kur'an okuyordum. Kur'an okurken aldığım enerji ve lezzeti daha büyük lezzetin terklerden, günahlardan hasıl olduğunu yakine müşahede ettim. Şimdi Kur'an okuyorum. Niye bunu anlatıyorum? Kur'an okuyorum. Namaz kılıyorum. Namaz kılıyorum. Veya başka bir haram yapmıyorum vesaire. Bunların arasındaki mukayeseden bak, çıkana bak. Mesela yaşadığım haleti söyleyeyim. Kur'an okuyarak aldığım enerjiyi koydum bir kenara. Koydum. Günaha karşı hasıl olan enerji, içimizde bir dürtü olur. Bak, dö, verme, yapma. İçimizde bir coşar, bir güç olur ya. Bu enerji şeytandan gelen negatif enerjidir. Unutmayın. Şeytanın içimize saldığı bir enerjidir. Bak, verme, git, aç o televizyonu, aç onu, aç aç, bak bak, yap yap. İçinde bir enerji yok mu? Ha, bu şeytanın bir enerjisidir. Şeytan mahluktur, vücudu arıcısı var. Böyle vücudu var, cisimdir. Ama atom cinsinden değildir. Esirdendir. Vücudu var. O da imalat ediyor. Nasıl enerji dönüşüyor? Onu anlatacağım. Geç kaldığın için bu kademesini kaybettin. Ondan sonra. Bir de okuyayım. Günaha karşı hasıl olan enerji şeytandan gelen negatif enerjidir. Şimdi son asrın çok en harika tespitlerinden bir tanesi bu nimet. Bak nereye taşıyacak? İman makinesi, iman makinedir.
bu enerjiyi tersine dönüştürüp pozitif enerji yapıyor. Nasıl oluyor? Şeytanın ürettiği, şeytandan olan gücü, şeytanın gücü. Bak, yok. Bu şeytanın, şeytanın olan gücü, enerji, bana iş yaptırmak için bedenime salıverdi. Böyle aktif oldu. Mesela cinler ağzını eğitiyor, gözünü eğitiyor, intihar ettiriyor. Güce bakın. Şeytan ve cinler yapıyor bunu. Verva kabiseler yapıyor. İntihar ediyor. Ağzı burnu yamuluyor. Saldırıyor. Kendine zarar veriyor. Öyle değil mi? İcat cihetlerinde bir mehali yok diyor. Bir icat yapmıyor. Enerji salıyor. Yani sana mesela dayatıcı değil. Mesela televizyon açan sensin. İradeni kaldırmıyor. Enerji salıyor. Enerjiyi salıyor. Bu enerjiyle yapıyorsun. İçeriden bir enerji yok mu? Şu açık saçığa bak. İcat yok bu. Enerji bu. Şeytan bir enerjidir. Kendisi yapıdır. Vücudu harici dedin, enerji dedin. Şeytanın vücudu haricisi var. Evet. Şeytanın da enerjisi var. Ama senin iradeni, ihtiyarın ortadan kaldırıp bir şey yaptıramaz. Yani sana rağmen olmaz. Seninle yaptırır. Mesela vesvese güç değil midir? Peki Adem'i diyeceksin. Adem de varlığın varlığı değil mi? Varlığın zemini değil midir? Cehennem Adem alemleri hesabına çalışmıyor mu? Hani Adem ülkesi adına çalışıyordu. Adem alemlerine çalışıyor. Adem alemlerine çalışıyor. Evet. Şeytan Adem alemlerine çalışıyor. Ama iki yeri var. İşte o ikinci yönünü bak, onu anlatıyoruz şimdi. Bir de okuyayım. Günaha karşı asıl olan enerji içimizden coşar, yap, bak, yok mu bu? Üstad diyor ki 13. lemada, fena madenleri işlettirmekten. Bizatihi bana rağmen şöyle diyeyim. Sinemalara gidiyor benim şeytanım. Gidiyor filmleri seyrediyor. Tekrar içime giriyor. Ondan sonra namazdayken getiriyor, çalıyor bunu. Böyle bir şey olur mu? Benim seyrettiğim videolardır. Şeytan benim imal ettiğim. Günaha karşı asıl olan enerji içimden olumsuz var ya, yap, bak, aç, verme. Mesela vehim. Kendimi kötü hissediyorum. Enerji değil mi? He? Enerjidir. Kelamın kendisi de öyle değil mi? He? Kelamın kendisi de öyle. Kelam kendisi sihirdir. Şeytandan gelen negatif enerjidir bu. İman makinasında bu enerji tersine dönüştürülüp pozitif enerjiye dönüştürülüyor. Devam. Şeytanın ürettiği, şeytanda olan enerji, güç bizim vücudumuzu salıveriyor. Yapsın diye. Salıyor bak şimdi. O enerji canlı ve şuurludur. Vücut haricisi vardır. Mahluktur o enerji. Şeytanın direkt gücü ve enerjisidir bu. Bana bu enerjiyle bak, yap, söyle, vur, kır, verme vesaire dayatmalarının adıdır bu enerji. Mesela filmi seyrettiniz. Olumsuz filmi seyrettiniz. Dışarıda CD, film. İçeride artık film midir? Şöyle diyeyim. Bu dışarıda nedir bu? Su. İçeride su mudur artık? Değil. Şeytan dışarıda şeytandır, içeride enerjidir bende. Bu enerjiyi sana atıyor. Sana salıyor. İşte bu enerjiyi bizdeki hisleri aktif ediyor. 13. lemadaki fena madenleri işlettirmekten. Kah öfke oluyor. Her şeyin ifratı şeytandan değil mi?
Her şeyin ifratı şeytandan, tefriti nefse emareden, vasatı sünneti seniyeden var. Bak, bu enerji bana atılınca kah öfke, kah şehvet, kah celbezem, kah intihar, kah namazdan ve ibadetlerden ve Müslümanlardan nefret gibi tezahür ediyor. Dima, kalbe alınan, ilimden ortaya çıkan güçten, günahı terk etmekten hasıl olan güç ve enerji daha büyüktür ve güçlü olduğunu yakine müşahede etmeye yaşadım. Mesela ilim elde ediyoruz. Bu anda ders dinliyorsunuz. İlim elde ediyorsunuz. Bu size yaptığı dindeki adı sevaptır. Onu koyuyoruz kenara. O bizimle alakası yok Allah ile. Yaptığımız şu hayk hasanatın veya derste bulunmanın fiziksel pozitif enerjisi yok mu? Bundan büyüktür. Şu yarım saat 45 dakikalık aldığınız devamlı pompaladığınız enerjiden büyüktür. Sokakta gördüğünüz bir harama yüz çevirmekten hasıl olan enerji. Çünkü bu enerji ilmidir, ilimle hasıl olur. Bunu güçlü yapmak çok zordur. İhlas der Üstad 148. Kastamonu'da der ki, ihlaslı amele muvaffak olmak çok zordur. Amelde ihlas vardır. Yani amel, sadakatta, amel sadakattadır. Terkte ise ihlas vardır. Menfi kısmına giriyor mu abi? Tabii, ibadetin menfi kısmı tabii. Onu lafırken halis bir ibadet diyor. Yani. Halis bir ibadettir. Yani terklerden hasıl olan enerji, eylemden hasıl olan enerjiden büyüktür. İlim elde etmekle kafaya yüklenen enerjiye göre televizyon tiryakili, cep telefon tiryakili, internet tiryakili vesaire tiryakiliklerimiz var ya, maçtır şudur. Bunları terk etmekten hasıl olan enerji çok büyüktür. Kıyas edilmeyecek kadar. Okuyacağım şimdi size. Dimağın çalışması terklerledir. Kalbin çalışması eylemlerledir. İbadet ve sünnet-i seni. Bu çalışır. Bu terklerle çalışır. İşte Allah Resulü işte gelecek zaten hadisi var. Bir de okuyayım. Şeytan salıverdi mi enerjiyi? Bu enerji çağ öfke, çağ şehvet, çağ intihar olarak bize geri dönüyor. Bu enerji onun enerjisi. Tezahür ediyor. Bak, dimağa kalbe alınan ilimden ortaya çıkan güçten, günah terk etmekten hasıl olan güç ve enerji daha büyük ve güçlü olduğunu yakinen müşahede ettim ve yaşadım. İlmi değil bu. Ben yaşadım. Misal vereyim. Dışarıdan açık saçık bir hanıma bakma adına içeride müthiş bir güç, enerji var. Var. Herkes bunu yakinen bilir. Bak. Bak diye şeytanın tüm enerjisi ve gücüdür. Bak diye bütün gücünü veriyor. Bu şeytanın gücüdür. Bak diye şeytanın tüm enerjisi ve gücüdür. Bu vücuttaki çekilme, vücutta ateş, yanma, zorlamalar olarak gözükür. Bir yere doğru bakılmak, kafa gidiyor. Hayır, kafa çekilmek. Ateş, hayal, tasavvur hemen çalışıyor. Kardeşim, benzin koymadan jeneratör, araba nasıl çalışacak? İnsanda olumsuzluk sistemi yok mu? Adem alemleri adına çalışan yok mu? Bunun benzini yok mu? Bunun benzini işte şeytanın enerjisidir. Şimdi şeytanın enerjisini pozitife çevireceğiz. Atmayacağız, ona düşman olmayacağız. Lazım o enerji bize. Bak işte. Allah Celle Celaluhu o anda şöyle diyor. Benim için onu terk edersen oradan alacağın menfi lezzete mukabil ben senin kalbine imanın lezzetini hissettireceğim. Hem ondan daha fazlasıyla diye Kur'an'da bir mana söylüyor. Değil mi? İşte bakmadığımda iyi dinleyin bu çok can alıcı şeye geldim.
Bakma, bak diye enerji var değil mi? Bak, bak. Bu bakmadığında içerideki dayatıcı gücü kanalize ve kontrol ettiğinden işte sende o güç yok olmuyor. Şeytanın o gücü yok olmuyor. İçerideki doğma enerji bakmadın ya kanalize oluyor, o güç yok olmuyor. Sana müsbet olarak geri dönüyor. Bunun formatın uzantısını iman makinesi değiştiriyor. O enerji sana pozitif enerji oluyor. Takmanın gücü işte. Şeytanın gücünü de gücüne katmış oluyorsun. Şeytanın gücünü gücüne katıyorsun. Kendi gücüne katıyorsun. Şeytanlardan bulaştık diyecek abi. Bak ama notu düştüm. Ne yaptı bana? Neler çektim yukarıda yarım saat önce? Bir anlatacağım. Notu da düştüm. Burada riya olmaz. Allah'ın ikramı. Allah'ın ikramını yalan mı söyleyeceğim? Ama istersen şimdi okuyayım onu. Not. Bunu yazarken müthiş saldırıya uğradım. Boğazım ve kafam yanıyor. Boğazım korkunç kaşınıyor. Bunu yazarken yanıyorum. Yanıyorum vücudum. Her taraf gördünüz abdestliydim. Yanıyorum. Su serpiyorum. Boğazım şanıyor. Su içtim geçmiyor. Su içtim geçmiyor. Biraz şey bir kardeşimiz şey vermişti bana gül suyu. İçtim epey. Geçmiyor. Sirkeyi tabağa koydum. Bismillahirrahmanirrahim. 7 defa besmele çektim sirke. Çay tabağına. Bismillahirrahmanirrahim. Sirke var ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ondan sonra onu içtim böyle bir çay kaşığı. Baktım ki alev. Baktım ki sol ayağımdan aşağı doğru gidiyor. Yani bu korkunç bir Allah'ın ikramı diye bence şuhuda yakın bir yakiniyetle ifade ediyor. İşinize yararsa alırsınız, almasa atarsınız çöpe canım. Risale Nur değil nasılsa. Hani ya Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam demişti ya, bil mana yazıyorum. İlim yapmadan ilim isteyen yok mu ey ashabım? Ne? Sahabe evet demişler. Takvanızı artırın demişlerdi. Tek. Bak, ilim yapmadan ilim. Nasıl olacak? Takvanızı artırın. Takva neydi? Menhiyattan ve günahlardan iştinav etmek. Peki, günah anladık. Menhiyat nedir? Terkler. Günahları terk etmekle kalp çalışır, meniyatı terk etmekle dima çalışır. Kadınların, yaşlı kadınların dinliyorlar şey. Ha bak şu anda nasıl çözülüyor? Mesela kadın dünya huzuzatından terk etti artık yaşlı kadınların. Aleyküm bir dina caiz. Onu bunu terk etti. Hevesatı terk etti artık kadın. Yaşlı kadın. Dünya hayatını terk etti. Hevesatı terk etti. Gençliğini terk etti. Şimdi bu terklerde müthiş bir cazibe var. Onda siviliyor. Devam edeyim. Takva gücü ne demek biliyor musunuz? Takva güçtür. Takva gücü ne demek? Şeytanın gücünü gücüne dönüştürme yöntemi, formatını değiştirme muamelesidir. Bu akılla yazılır mı? Allah'ın ilhamı, ikram yani. Bak, takvanın gücü, şeytanın gücünü gücüne dönüştürme yöntemi ve formatını değiştirme yöntemi ve işlevidir. İşte, şimdi iyi daha yaslanın, daha acayip bunu delillendiriyorum şimdi seyret. İşte sahabelerin öyle ilmi ve sahabeler üstün, ilimde mi? Ahmet bin Hanbel, en fazla ilimle hadis bilen sahabeden üstündü. Ahmet bin Hanbel kaç tane hadis nakletmiş? Biliyordu. 1 milyon. En fazla hadis nakleden hangi sahabedir? O Sahih Buhari. Buhari tabi'in imamındandır. Buhari mi? Ya bunlar şey ya imam ya sahabe diyorum. Ebu Hureyre radıyallahu anh. Ne kadar hatırlayan var mı? 2734. Ayşe Sıddık'a ondan daha fazla olduğunu söyleniliyor. Doğru. Ebu Hürer'e ve Ayşe Sıddık'a daha fazla. Ayşe Sıddık'a mı? Daha fazla. Peki 1 milyon nerede? 10 bin olsun.
Saad 10 bin olsun, 100 bin olsun. Ahmet bin Hanbel ilim noktasında, ilim bilmek enerji demektir. İlim canlı ve ruhludur. Şu anda anlattığım şeyde sizde dolma olmuyor mu? Heyecan olmuyor mu? Zevk olmuyor mu? Ama bilgi anlatıyorum. İlim canlı ve ruhludur kardeşim. Mama taassupla bakan birisi bana bakıyorsa bunu dinledikçe nefret olur onda. O da bir enerjidir. Olumsuz bir enerji. O da şeytan aktif oldu. 1 milyon hadisi bilen bir ruh. Enerji. Ve bazı sahabe var ki namazı olmamış yani. Gelmiş Resulullah'a öldürecekti. Ondan sonra imana geldi Resulullah'ın simasını görerek. Namaz bile şey yapamadı. Gusül bile almaya vakti olmadı. Geldiği yöne savaştı. Şehit oldu. Buna imam Ahmet bin Hanbel yetişemiyor. Bediüzzaman yetişemiyor. İmam ona Rabbani Hazretleri yetişecek. Öyle mi? Usulümüz böyle yazıyor. Niçin? İşte sahabelerin öyle ilmi ve sabahlara kadar amelleri hepsinin yoktu. Sahabelerin öyle ahım şahım hepsinin ilmi yoktu. Sabahlara kadar ibadet, sabah işte oruç tutmak yoktu. Peki sahabeye niçin yetişilmiyor? Niçin biliyor musunuz? O makamı onların en büyük özellikleri Kur'an ne diyor? Ne hasretiymiş? Kur'an, he? İshar hasreti. İshar hasreti ne demektir? Hayır. İshar'ı doğru söyle. İshar hasreti nedir? Kardeşini kendisine tercih etmek. Çıkartıyor kendisini aradan. Kendini terk etmekten hasıl olan güçtür sahabe gücü. Fedakarlık olmuyor mu? Ya artık o şey ya artık eyleme ya bir şey. Feda işte. Ne anlarsan bak şimdi. Diyor ya fedakarın feda edecek hiçbir şey yoktu diyor. Fedakarın yani kendisini feda ettikten sonra edemeyecek bir şey yok. O makam ise sahabeleri Kur'an'ın ifadesiyle makamı ishar hasletidir. Yani terklerle şeytanın gücüne eklemişler. Şeytanın gücünü kendi güçleri gibi olmuş. Daha şimdi geleceğim şimdi. Ustada geleceğim. Ustad niçin 50 milyon kuvvetindeyim diyor. 50 milyon kuvvetindeyim niçin? Dimağda terklerle, dimağda tiryakiliklerimiz, günahlarımız, daldığımız şeyleri, adavet, öfke, nefret, bağnaz, taassubu böyle, taassup, körü körüne taklit, esasattan ayrılmak, kitabı bırakıp Ahmet Mehmet'in cebine bakmak. Tamam mı? Bunları terk ederek dimağa bak ne güç gelecek. İlham, sunuat, tuluata vesairelere mazar oluyorsun. İlhamata, sunuata, tuluata, rumuzata, remizlere mazar oluyorsun. Peygamberimiz dedi ya, ey ashabım ilim yapmadan ilim isteğiniz yok mu? Nedir? Takmaz artık. Yani terk. Terklerle biz terk edince Allah ilhamını yağdırıyor. Sunuatını yağdırıyor. Tuluatını yağdırıyor. İşaratını yağdırıyor. Remizlerini yağdırıyor. Davut Aleyhisselam diyor ya, gözünü haramdan çek diyor, sana diyor, dünyayı sana emrine verin diyor. Davut Aleyhisselam'a değil mi? Cenab-ı Hak diyor değil mi? Evet. Gözünü haramdan çek, dünyayı sana vereyim. Emrine vereyim. Allahu Ekber. Bazen güzel şeyler konuşuyorsun Mehmet ağam. Devam ediyorum. Sahabelere şimdi şaşıracağın şey. Sahabelerin gücü ishar hasletiydi. Yani kendini terk etme. Başka? Küfrü terk etme. Evlad-ı yalini, memleketini, şahsi menfaatlerini, dünyevi rahatını terk etmekten ileri geliyor güçleri. Biz ise küfrü terk etmiyoruz biz. Biz ise küfrü terk etmemişiz. Çünkü imanın içinde doğduk, büyüdük. Onlar küfrü terk etti. Biz küfrü terk etmedik. Anne babamız Müslüman, anne baba Müslüman bir yerde doğduk, büyüdük. Biz haramları terk etmeyle zamanın sahabesi olacağız. Sahabeler küfrü terk etti. Sahabeler kendini terk etti. Sahabeler evlad-ı yalini terk etti. Biz terk etmiyoruz. Memleketini terk etti sahabe. Şahsi menfaatını terk etti. Dünyevi rahatını terk etti. Tamam mı? Terk etti. Biz ise küfrü terk etmemişiz.
İmanın içinde doğduk, büyüdük. Onlar küfrü terk ettiler. Biz ise günahları terk etmekle zamanın sahabesi oluruz. Ustadım da vücudu terk, yani hiçliğini tercih etmek, yani giydirilen bütün elbiselerden, libaslardan, güçlerden çıkmak, terk etmekle hepsine bedel, ademini, yani vücudunu nerede bil diyor? Ademinde. Yani meziyetin varsa hafa turabında kalsın diyor. Mesela vücudundan Ademinde vücut vardır. Vücudunda Adem vardır. Ustad işte 50 milyon kuvvetindeyim demek terklerin zirvesini yaşamaktan kaynaklanıyor. Hiçliğimi anlamaya çalışıyorum diyor ustad. Hiçliğini. Sıyrılmak. Her şeyden sıyrılmak. Diyor yani tek hayat sahibi olan karşıda çıkmasın. Evet. Dünya hayatı hem ahiret bırakmış. İşte o terki onu evet ahiretle bırakmış. Çünkü dünya ve ukba tamirinden geçmişiz. Viran olan anlar bizi. Dünya ukba tamirinden, cenneti yapmaktan, cenneti inşa etmekten, dünyadaki amelleri şey yapmaktan, bunlardan geçmişiz. Nasıl anlar? Ne demek geçmişiz? Sen susarsan, viran olan anlar bizi. Sen viran olsaydın anlardın. Sen hala evin duruyor. Viran olmadı. Üstad onu bu şekilde tabir etmiş abi. O abi hangi zattı o? Niyazi Misri demiş bunu. Deliler bölgesine hoş geldiniz. Mayın tarlası bunlar. Ben çekirdek misalini de veriyor abi. Yazmış mıydım belki de? Yazmadım neyi? Ben diyor bir çekirdek gibi çürüdüm. Bak abi orada vücudunu terk etti. Bak terk etti. Terk ettikten bir çekirdek vücudunu terk etmezse yok olmazsa ağacı netice vermiyor. Evet. Sadece bir ağacı. Çıksın çekirdek yukarıya. Tamam mı? Burada dursun, çekirdek olur, odun parçası olur. Terk etti, yokluğa girdi. Hafa turabında kaldı. Gizlilik gücünü söyleyeceğim size. Mesela ustada demişler ki, İsparta valisi, tamam, çıksın, camileri vaaz etsin. Dolaşsın, çarşı pazarda dolaşsın. Ustada dediler ki, ustadım sevindiler talebeleri. Vali dedi ki, çıksın artık, vaaz etsin, çarşı pazarda dolaşsın. Ustad, yemez, kimle falan oynuyorsunuz? Ustad, yokluğun, gizliliğin gücünü bilen insan. Ne dedi biliyor musun? Şöyle yap hemen. Acayip. Evet, acayip. Yani şeytan yardım etti diyor. Bu fikir onların olamaz. Aslında da onun için mi gizli işte çözülüyor? Evet, güç, yani açığa çıkan gücünü yok ediyor. Televizyon ekranlarına çıkan gücünü yok ediyor. Gizli olan gönüller üzerinde taht yapıyor, muamma oldukça muammalaşıyor. Muammalaştıkça da güç oluyor, o insana tesir ediyor, yakıyor. Ya bir görsem, ne diyor ya, kelamına dikkat ediyor. Basit bir cümle söylese, ne dedi? Ama hani İmam Azam bir sözü var, çok görünüp basitleşme, çok konuşup adileşme. Adileşmek sıradan olma artık, sen işte ya, ne zaman konuştuğu gibi konuşuyor. Ekranlarda insanların piyasaya çıkmak gücünü yok eder. Ha bu adamı ya. Ama yok piyasada anahtar deliğinde seni takip ederler. Aa hakikaten ya gördüm. Sözünüz kendi resmi vesaire. Kardeşim güç istiyorsanız güçsüzlüktedir. Görünmek istiyorsanız gizliliktedir. Hükmetmek istiyorsanız hükmetmeyeceksin. Hükmetmeye girmeyeceksin. İlginç değil mi ders? Ama şey, tarikat kılıcıyatta şey yapmış abi. Der tarikat mendi. Ha o da öyle. Aldım hemen. O da öyle. Bakın Ahmet Çarcı. Terki dünya. Terk. Terk ukba. Ahireti de inşa etmeyi yapma. Uğraşma. Ahiret gayen olmasın. Dünyayı da bırak. Hani manayı ismiyle olanları bırak. Terk ukba. Heveslerini terk etti. Heveslerini de terk et. Ulan ben ne biçim adamım ya? Dünyayı terk ettim. Ahireti, ukbayı terk ettim. Heveslerimi terk ettim. Vay be! Bu terklerden dolayı sana bir güç olmasın diye terki terk. Terki dünya, terki ukba, terk esti, terki terk. Onları da terki de terk edeceksin. Devam edeyim. Bir tane diyor, ilmin izzetli diyor böyle baktırmak. Evet. Adem'in gücünü elde etmek, sahip olmak için vücuttan sıyrılıyor.
Mesela cüz-i ihtiyarından vazgeçtim. Hadi sarıl bakalım. Elbiseyi çıkart. Çıkart atleti, çıkar vücudu, çıkar hissiyatı, çıkar aklını. Aklımı Kur'an'a teslim ettim diyor. Ruhundan açık. Çık kardeşim, çıkabildiğin kadar. Güç istiyorsan güçsüzlüktedir. Var olmak istiyorsan yokluktadır. Hükmetmek istiyorsan etmemektedir. Hükmetmeyeceksin kimse. Kalplerde taht olmak istiyorsan liderlik iddia etmeyeceksin. Çok konuşup basitleşme, çok görünüp adileşme, sıradan olma. Devam. Güç terklerde kardeşim. Güç terklerde. Kastamonu 148'de okuyorum. Bu takva olan defi mefasit ve terk-i kebair usul esas olup, esas değil, esasın esası, temelin temeli olup büyük bir rüçhanet kesbetmiş. Allah Allah. Hem mesela zulme uğradın. Alimlerden okuyorum. Zulme uğradın. Eğer intikamını sen almazsan, Allah'a bırakırsan Allah devreye giriyor. Hasbunallah ve ni'mel vekil deyince Allah kimseyi iltica edenleri mahrum etmez. Çünkü bize o söylüyor. Senin limanına sana iltica edenleri mahrum etme diyen o. O kendisi der mi? Zulme uğradın. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Sana havale ettim. Bırak ona, Allah'ın gücü devreye giriyor. Yok, sen intikam almaya kalkarsan Allah düşmanınla seni baş başa bırakıyor. İşte Bediüzzaman. Bütün dünya onunla uğraşıyordu. Başka? Kastamonu 48'de böyle kebair-i azime içinde amal-i salihin ihlasla, bak bu derste anlaşılır bu cümle. Böyle kebair-i azime içinde Kastamonu 48 amal-i salihin ihlasla muvaffakiyeti pek azdır. Hem az bir amal-i salih bu ağır şerait içinde çok hükmündedir. Niye? Çünkü ihlas gücünü terklerin içindedir. İhlas terklerdedir. Sadakat eylemlerdedir. Çünkü adamlarda ihlas da var kafirlerde. Ne yapıyor? Menfaatini terk ediyor. Bilmem şeyini terk ediyor. İttifak ediyor. Bak terk ediyor. Kendini terk ediyor. Menfaatini terk ediyor. Dava adamıyla kafir dahi bir nevi diyor ihlas yapıyorlar. İhlas gücünü terklerin içinde. Sadakatin gücü eylemin içinde. Ahirette yakiniyetin artması, ahirete imanın artarsa biliyorsunuz ölüm korkuları, ölüm senaryolarından, kabuslarından kurtulursun. Ahirete yakiniyetin artması nasıl mümkün? Dünyevi arzuları terklerde. Dünyevi arzuları ne kadar terk edersen o kadar ahirete yakiniyetin artar. Başka? İmansızlıklardan çıkan hizmet ile imkansızlıklardan çıkan hizmet ile imkanların zirvede olduğunda olan hizmet arasında farklar, dünya kadar fark vardır. Zannediyor musunuz dershaneler, dernekler, vakıflar, arabalar, şeyler, bir sürü de başını gözüküyor. Yapılan hizmetle yokluk içinde yapılan hizmetle kıyas edilmeyecek kadar fark vardır. Yokluk içinde ki hizmet bütün akılları ve dimağlara kapler hükmediyorsun. Varlık içindeki hizmet kendi başına bırakılıyorsun. Aha dernek var. İşte dar daire hizmeti bundan çok kıymetlidir. Geniş daire ne olursa olsun ha bu. Bunun kökündedir tek. Bu kadar detay tektedir. Dar daire hizmeti çekirdek demektir. Geniş daire hizmeti bu çiçeklerdedir. Ama millet bunu görür. Başka? Şöhreti bırakıp gizli olma gücü insanı büyüleme gücü olur. Yani şöhreti bırakıyorsun, gizli. Büyülüyorsun herkesi. Vay be, nerede ya? Hakikaten Allah Allah. Kim bu ya? Bak görüyor musun? Büyülüyorsun adamı. Başka? Şöhreti bırakıp gizli olma gücü
insanı büyüleme gücüdür. Şöhret peşinde koşmamak, insanları büyüleme gücüne sahip oluyorsun. Allah o gücü sana veriyor. Büyülüyorsun herkes. Gözükmeyenlerin gücü, görünenlerden kıyas edilmeyecek kadar fazladır. Misal, vacibül vücudun gücü, mümkünatın vücudu gibi. Allah gözükmüyor, gözükenlerden güçlüdür. Ehletin gücü, gözüken güçlere kıyas edilemez. Ahiretin dünyadan, ruhun bedenden, aklın fiillerden, şefkatin yardımlardan, ihlasın şöhretten riyadan, hastalığın sihattan, fakirliğin servetten, ölmeden önce ölmenin hayatı sefaatle yaşamaktan üstündür. Her şeyini terk eden vakıflar, risalelerin mana muhteviyatlarının derinliklerinden çıkarma gücüne sahip oluyor. Siyatı kaybeden psikolojik sorun yaşayanların hayatın ve huzurun ne demek olduğunu onlar çıkarım yapıyor. Psikoloji bozuldu değil mi? Onlar bilir hayatta huzur olmak ne demektir. Kaybetmenin gücü var. Hayatı yorumlamak. Onların hayata artık dünya var ya psikoloji bozuk olanlar. Vallahi dünyayı versen Topkapı Zeytinburnu değil, umrunda değil. Yani her şeyim gitsin de yeter ki huzurlu olayım. Ya bir huzur olsa. Her şeyim. Adam dedi ya Topkapı'daki. Yalan mı söylüyor? Diyor ki fabrikayı vereceğim, beni kurtar diyor. Ben bildiğin gibi değil diyor. İntiharın eşiğindeyim diyor. Belki bir daha bu yazıyı sana yazamam dedi. Allah Resulü ne yaptı bakın. Adam savaştı. Şu vadideki şey oldu ya, kafirlerden elde ettirdi. O develer, ne diyorlar ona? Ganimet, ganimet. Adama bağışladı. Yani bir deve istedi, bunlar istemez misin dedi. Sahabe de şaşırdı, bunu biz pay etmeyecek mi? Başka ganimet verecek sahabeye. Adam, Allah Allah. Ya bu dolu ya deve yani, kafirlerden develer. Almış. Sülalesi komple Müslüman olmuş. Deveyi vermiş Allah Resulü, sonsuz ahiretlerini almış. Haberleri yok tabii, çıkıverdi. Anladın? Sonra sahabe pişman oldu tabii. Resulullah Allah Allah bize niye demin? Sülalesi Müslüman oldu. Allah Resulü yedirmeden tebliğ etmemiş. O zaman dikkat edin, 19 Mecnun hep yedirmiş, terk etmiş, adamı almış. Başımdan geçeni anlatayım. Almanya'da imamlık yapıyorum. Bir kutu koydum. Yarım saat vaaz ediyorum. Yarım saat sonra kutuya elimi sokuyorum. Onların dedim ki sorularınızı atın buraya. Ben cevap vereceğim. Yarım saatte sorulara cevap. Sorulara cevap, tamam mı? Kutu. Elimi sokuyorum. Bir kağıt çıktı. Okusam olmaz. Okusam olmaz. Cemaat gördü. Koca cami bu. Yukarısı kadınlar. Oku hocam, oku dedi. Diyorum. Dedi ki, siz bu camide imamlık yapıyorsunuz, niçin maaş almıyorsunuz, niçin para almıyorsunuz? Niyetiniz ne diyor, kim olduğu belli değil. Yani şüpheleniyor, sen kimsin o zaman? Para için gelmiyorsa niçin geliyorsun kardeşim, neyin peşindesin? Diyor, tamam demek istiyor. Ah cemaat, gücü anlatacağım. Bak burada kişiler şahit olsun, Allah da biliyor ya. Ah cemaat dedim, sizin o pembe paranız var ya, pembe 200 Euro'dur. Onlar var ya almamakta ne kadar içim gidiyor bir bilseniz. İçim yanıyor. Yalan demiyorum. Ah o paralar almama beni ne kadar kahrediyor biliyor musunuz? Müezzin mahfili var orada tahtalı çivi. Böyle yapıyor ha. 2-3 kişi. Böyle yapıyor. Tam niye almıyorsunuz ha? Hiç unutmuyorum. Fakat şu Bediüzzaman var ya Bediüzzaman. Beni bloke etmiş. Aklımı almış. Alma dedi bana. Alamıyorum. Beynimi yıkamış. Bak bir iyilik, bir hasene şahsında kalacaktı. Ha Bediüzzaman ve cemaati hizmetlerine mukabil bir şey almıyorlar. Yani verileni almıyor, şöyle dursun. Yani bunu almıyor, bir de ister mi? Nurcular istemez kardeşim. Niye? Verileni almıyor da isteme yapar mı? Çünkü nurcularda istina vardır. Bak ne yaptı? Nurculara mal oldu o fiil.
Benim için gidiyor cemaat. Niye diyor böyle? Aynı eli böyle ha, eli hala inmedi. Bediüzzaman var ya, beynimi yıkadı, aklımı yıkadı, alma diyor. Aynı böyle yapıyor ha. Yapıyor, hepsi hiç ses yok. Ben sana ambulantin kaybederim, hemen namaza başladım. Biz parayı almayarak, parayı terk ederek adamlar alıyoruz. Parayı alanlar adamın parasını alır, çekip gidiyor. Biz komplesini alıyoruz. Cemaat oluyor. Anladın mı? Ne oldu orada? Dershane açıldı. İmanı kurtuldu. Çoluk çocuk nurları tanıdı. Ahiretin bir tanesini görmedik ki namaza başlamamız olsun. Hepsi başladı. Cami dernek başkanı namaz kılmıyordu. Cami dernek başkanı namaz kılmıyordu. İmam. Yedinci gün. İmam değil ya, imam benim. Dernek başkanı orada kral yani. Yedinci gün geldi bana dedi ki ikindi ve öğlen yalan olmasa ya ikindi ve öğlen. Öyle namazdan sonra beni mutlaka alıp götürürler evlere vesaire. Hocam biraz anlat sıkıntıdır buna, buna, bunu aldık vesaire. Hiç unutmuyorum. Yüksek bir arabası var. Öyle bindik. Denizin kenarına gittik. Dedim söyle abi. Dur. Hiç ses yok. Denizin kenarına gittik. Kapıyı tak açtı. Oturuyoruz. Hocam dedi sen kimsin dedi. Bir. Para almadığını anladık. Ondan sonra niçin geldin? Ondan sonra. Gerçi biz davet ettik seni. Aldık. Dedim ki, isim vermeyin, benim kim olduğumu istiyor musun kesin deli? Böyle ciddi bir cevap. Evet. Vicdanına sor, ben kimim? Sana yaptığım tesirle ben oyum. Hocam dedi, o zaman söyledi, ben cami dernek başkanıyım, namazım yoktu. Camiye geldin sen, İki günden beri, iki gün oldu, beş gün olmuş başlayalı, yedi gün olmuş Türkiye'den gidiyor. İki gün sonra ben namaza başladım. Ama anlattıklarına bakıyorum, din değil. Felsefe diyeceğim, felsefe değil, ben de okumuşum dedi. Din diyeceğim, din değil. Felsefe desem, felsefe. Ne anlatıyorsun ki? Ben bile namaza başladım dedi. Niçin din değil diyor, biliyor musunuz? Din değil. Onun bir çerçevesinde din var ya, onun din, o, gidenler şöyle yapmış. Helaldir, haramdır, zekat verin, öşürünüzü verin, sadakayı verin, domates kapağlar, cemeye mi gideceksiniz, bilmiyorum ne yapacaksınız. Onun dünyalarında hep din bu. Din bu ya. Giden, oruç bozan, yemeyin, içmeyin, karınızla beraber olmayın. Lan ezberlemiş adam ya, sen ne fazla iyi biliyor. Her gelen onu söylemiş. Ramazan'da ne vaaz edecek? Ramazan'ı bozan, bozmayan şeyler. Ben hiç ona girmedim. Niçin Allah var? Gidip de gelen mi var? Niye kendimi kötü hissediyorum? Miraç nasıl bir şey? Bir insan nasıl buna muvaffak olur? Anlatıyor. Onları anlatıyor. Şimdi adama dedim ki senin bir kafanda dedim bir din var değil mi çerçeve? Ona uymuyor. Uymuyor hocam dedi. Ondan sonra ya dedi biz de bir oyalandık mı dedi şimdiye kadar. Dedim ki 16 var gaye Kur'an'da. 16'da biri haram ve helaldir. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Hani yapın yapmayın var mı? Bak Filistesi Kur'an'ı değil mi? İçki haramdır. Zina haramdır. Zekat verin. Bakayım nerede var Kur'an'da? Filistesine bakalım. Elhamdülillah Rabbil Alemin. İtikat. Amel yok. Errahmanirrahim. İtikat. Amel yok. Maliki yevmiddin. İtikat. Ahiret. İyyâke ne'abudu ve iyyâke nesta'in. Sana ibadet eder, senden yardım ister. Hah, ibadet o ayetin bir cüzü. Bütün ibadet orada, sana ibadet ederiz. Haramlar, belalar da onun için. Ondan sonra hiç ibadet yok daha. İhtina sıratan ustakîm. Değil mi bak, gene itikad, bir şey, içsel alem. Yok, amel yok. Orada, iyyâke ne'abudu ve iyyâke nesta'in. Sana İbadet ettiğim için, sana iman ettiğim için, sana ibadet ediyorum, sana ibadet ettiğim için, senden ancak, çünkü senin için ben bu ibadeti yaptım, senden yardım istiyor. Tamam, ibadet sırf orada ve bir ayetin bir parçası. Ondan sonra, hocam dedi ya,
Bu nasıl bir eser dedi ya. Dedim ki sana nasıl tesirat? Hocam dedi, her gün dört gözle bekliyorum. Akşam dedi, teravih inan ufak ve ayakla geçiştiriyorum ki sohbeti kaçırmayayım. Gündüz yakalayamıyorum, seni Müslümanlar alıp götürüyor. Eve götürüyor psikolojik karısına, çocuğuna, kızına. Ya diyor, merak ediyorum. Ya dedi, bizim dedi hanımla dedi kavga şey yaptık dedi, münakaşa ettik. Hanım buna dedi itiraz ediyor. Bundan dolayı dedi dinden uzak. Ne dedim? Ya bunu bir yap istersen dedi. Nedir o? Peygamber için aleyhissalatü vesselam evlendi. Bu akşam bu var dedim. Gel, getir. Tabii o ders olduktan sonra ertesi gün hanımıyla bizi iftar, her akşam bir iftarda bir evdeyiz ya, iftara davet. Kadın bize yemek servis yaparken dedik, Allah senden razı olsun hocam dedi, meselem çözüldü dedi. Ha? Bak ne var? Terk. Orada hizmet başladı ve dershane var yani. Peki. Terklerin gücü olsun diye misal verdim hem hayatımızdan. Vacibül vücudun gücü Allah gözükmüyor. Mümkünat gözüküyor. Başka. Eletin gücü gözüken güçlere kıyasla. Ahiretin gücü dünyadan. Bak bir tanesi gözüküyor, gözükmüyor, bir tanesi gözüküyor. Vacibül vücut mümkünat. Eletik bu diğer eli güçler, bizim güçler gibi. Ahiret dünyadan, ruh bedenden, akıl işler, fiillerden, bunu yapmaktan, akıldan üstün. Şefkat, annenin şefkati, bizim verdiğimiz çikolata, ekmek, para, yardımlardan, kıyas edilmeyecek kadar güçlü. Gözükmüyor yani. İhlas, şöhretten, riyadan, hastalığın gücü, sihatın gücünden, fakirliğin gücü, servetten, fakirlikten, ölmeden önce ölmenin hayatı, sefahati yaşamaktan. Mesela ölmeden önce ölmüş. Nedir o? Huzuzat-ı nefsaneden sıyrılmış. İstemiyor paraya. Ondan açıldı buradan. İstemiyor. Yani hizmeti Allah için yapıyorum. Huzuzat-ı nefsaneyi deyip terk etmiş. Ötekisi ne yapmış? Dünya hayatında yaşamak için alıyor. Bunlardan daha tesir ediyorsun. Başörtülü hanımların açık hanımlardan vicdana tesirleri, tesettürlü hanımın tesettürsüzlüğün insana yaptığı baskı ve merhamet, şefkat, bizdeki yapı, işletimi. Her şeyini terk eden vakıflar, risalelerin mana muhteviyatlarının derinliklerine çıkarma gücü, siyatını kaybeden psikolojik sorun yaşayanların hayatın ve huzurun ne olduğunu çıkarımları. Hayat neymiş, huzur neymiş? Psikoloji sorunu yaşayanlara sor. Şeytan sırf vaidi kıyası olup terakki etmemiz için yaratılmamış. Şeytanın gücünü gücümüze dönüştürmek için bir hikmeti de bunun için yaratılmış. Şeytanın gücü gücüne dönüştürebilirsin. Şeytanın gücü gücümüze dönüştüren yöntem takvadır. Fabrika ise imandır. Tezgah takvadır. Fabrika, iman fabrikasında takva teyir. Ustad da şey diyor bak. Şeytana karşı diyor. Siper var, bir de zırhınız var. Zırhınız nedir? Takva. Zırhınız takva. Siperiniz? Sünnet-i seniye. Bak hiçbir şey yok. Güce bak. Şeytanın salmış olduğu o güç, gücün oluyor. Elhamdülillah. Ne mutlu fark edene, zerre kadar istifade edene, şeytanın varlığı için hoşuma gidiyor. Hoşuma gidiyor. Yok olmasını ister miyim? Haşa. İlletin için, illeti Allah yok etmiş, etmemiş. Yani şeytanın Allah'ın yaptığını beğenmemek haşa. Bir kere illeti teslim ediyorum. Allah yok etmemiş. Onun için ben şeytanın yok olmasını istemem. Hikmeti bu enerjiler için. Bu şeytanı kaldırırsan oluruz melek ya. Biz bu dünyaya melek olmaya gelmedik ki. Taammümle tekümül etmeye. Onun için arkadaşlar terklerinizi ne kadar çoğaltırsanız o kadar güçlüsünüz. Hükmetmek istiyorsanız hükmetmeyin. Fethetmek istiyorsanız gizli kalın. Var olmak istiyorsanız yok olun. Vücut istiyorsanız yok olun. Ağaç olmak istiyorsanız
Karanlık olan karanlık, kimsesi, soğuk, dar olan toprağa girin. Hafa turabına gir ki geniş alemde neşr-i nema bulasın. Herkes bunu görüyor. Esas sistem fabrikanın arkada çalışsın, kimse görmüyor. Şeref ona attır. Terk etmenin bir başka çeşidi de şeytanın isteklerini şeytanı terk etmekle Allah'ı bulman gibi. Terklerin gücü devam. Sahabeler en mutasip adetlerini terk etmeleri sahabeyi sahabe yapan ishar hasretiydi. Yani kendini terk edip kardeşini tercih etmesi, duyduğunu hemen yapması, yani kendini terk etmesi, en mutasip adetlerini terk etmesi, sahabeyi sahabe yaptı, güçlü kıldı. İzzet'in kızını gömmekte aramışlardı eskide sahabeler. Yani o zaman insanların İzzet'ini kızını toprağa gömmekte aramışlardı. Terk ettiler. Başka terklerin gücünü anlatıyorum gene. Sessizliğin sesten üstünlüğü gibi sesi terk eden bu güce sahip olur. Sessiz kablodan sesin çıkması, şekilsiz olan bataryadan videonun çıkması, atomun gücünü yoksa atomun gücü mü yoksa atom altı mayen olmayan güç mü? Yani gözüken o zerre mi güçlü yoksa o zerreyi meydana getiren içindeki nükleer bir enerji mi? Atom altı mı? Terkte ihlas var dedik. Yani la ilahe terk vardır illallah'a varman için. Yani la ilahe terktir. İllallah kabuldur. Yani terkte ihlas var, eylemde sadakat var. Devam. Hem kabiliyet-i şer, kabiliyet-i hayra dönüşmesi. Mesela insan şer yaparken hayra dönerse, kabiliyet-i şer, kabiliyet-i hayra dönüşmesi gibi. Vahir davahum. Enilhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha. Tümselavat.